LGS'ye son 138 gün, hayallerimize, girmek istediğimiz okullara kavuşmamıza 138 gün kaldı. 15 tatil çok değerli. Onun ikisi gitti hatta, 13 gün kaldı. Ama hiç endişelenmiyoruz. LGS tekrar programımız önümüzde. Ücretsiz bir şekilde Tonguç kitapçılarından aldık. Odamızın duvarına programımızı astık. Neyi çalışacağımızı, nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Bunun harici kendimize program yapmış olabiliriz. Sınav bizden kurtulamayacak. O güzel okulların hepsini bizler kazanacağız. Şimdi hemen günün yorumuyla başlamak istiyorum. Demiş ki Bayram Mete Yılmaz 225 de beğeni almış. Tebrikler Bayram. Hocam sınavlara çalışıp bütün konuları anladım diyorum. Oh, ama sınava gelince konuları unutuyorum. Ne yapmalıyım demiş. Esasında Bayram'ın yaşadığı, Mete'nin yaşadığı diyelim. Sıkıntıyı hepimiz yaşadık öğrencilik hayatımızda. Şu anda birçok arkadaşımız bu sıkıntı yaşadığı için zaten 225 beğeni almış. Şimdi birincisi sınavlara çalıştıktan sonra, konuyu anladıktan sonra iş bitmiyor. Esas önemli olan bize sınavda konuları anlattırmayacaklar. Konuları anlayıp anlamadığımızı sormayacaklar. Bize soru soracaklar. O yüzden bol bol soru çözmemiz lazım. İlk başta konuyu anladık. KA, konu anlatımını yaptık. Sonrasında soru çözüyoruz. Soru. Soruda hatalar yapabiliriz. Bir daha soru çözüyoruz bolca. Test yani. Sonra gidip bir daha soru çözüyoruz. Sonra bir daha soru çözüyoruz. Yani bol bol soru çözmemiz lazım. Bol bol hata yapmamız lazım. O hataların çözümünü dinlememiz lazım. Ardından denemelere geçiyoruz. Hatta soruları çözerken de ilk başta temelden, sonra orta tarzı sınavlardan, yani sınav tarzı değil orta seviye sorulardan, sonrasında sınav tarzı sorulardan çözmemiz lazım. Direkt sınav tarzı, direkt yeni nesil beceri temelli soru çözersek bu da bizim moralimizin bozulmasına sebep verir. Sınavlara çalışıp sonrasında deneme sınavlarını yapamamızın sebebi adım adım gitmememiz. Aynı yüzmeyi öğrenmek gibi. Yüzmede hoca bana diyor ki işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, suda duracaksın. Ya kardeşim güzel de ben bir yüzmem lazım, nasıl bileceğim yani. Yüz türlü yüzme biliyorum ama suya girince unutuyorum. Suya girdikten sonra ilk başta şunu, sonra nefesini tut. Sonra sırt üstü yavaş yavaş artık yüzmeyi öğrenebiliyorsun. Ki ben hala hop diye zıp diye atlayamıyorum mesela suya. Hala o kadarını bilmiyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Günün sözüne baktığımızda ise Albert Einstein çok zeki bir insan. Hepiniz tanıyorsunuz onu. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere götürür demiş. Gerçekten de biz kazanmak istediğimiz okulun ismini duvarımıza asacağız. Veyahut da resmini. Oraya gidip eğer bir özçekim yaptıysak, selfie yapsak onun resmini duvarımıza asacağız. Bu okul benden kurtulamayacak diyeceğiz. Hatta herkes diyecek size ya hayal kuruyorsun. Sen Galatasaray'a giremezsin ki, Robert'e giremezsin ki, Kabataş'a giremezsin ki, işte Aydın Fen Lisesi'ne giremezsin ki. Sana ne? Ben o hayalimi koydum ve hayalime ulaşmak için sıkı sıkı çalışacağım diyeceksiniz. Hayalinize ulaşamazsanız bile yine çok güzel bir okul kazanacaksınız. Adam zaten burayı istiyordu, burayı kazanması çok normal diyecekler. Ama siz hayal bile kurmazsanız o zaman zaten çalışmanız için hiçbir motivasyon aracı kalmaz. Gelelim günün okuluna. Hüseyin Avni Sözen gerçekten güzel bir okul, hayal edilecek bir okul. YKS'de yani üniversite sınavlarında İstanbul'un ikinci en iyi okulu olmuş. Yani en fazla böyle tıp fakültesini, işte ne bileyim mühendislik fakültesini, hukuk fakültesini öğrenci yerleştiren okul olmuş. 5 yıl eğitimi İngilizce olan bir okul. Günün kitabına baktığımızda ise Stephen Zweig'in Ay Işığı Sokağı kitabını görüyoruz. 100 temel eser arasında modern klasikler dizisinde bunu da okumanız gerekir. Kütüphanemize bulunsun. Günün zeka sorusuna baktığımızda gerçekten kafa karıştırıcı bir soru. 1 eşittir 3 diyor. Allah Allah. 6 eşittir 4. 9 eşittir 5. 10 eşittir 2. 14 eşittir 6. 18 eşittir kaç? Ne bileyim ne. Gerçekten bilen arkadaşlar varsa yazsınlar. Ödülü sorumuzu da yine yorumları doldurmayı unutmayın. Sizler soruyorsunuz. Bizler de cevaplıyoruz. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar.